Herkese merhaba. Bu dersimizde Circle komutunu göreceğiz. Öncelikli olarak tabii ki yine bu menümüzden Circle'ımızı seçebiliriz. Diğer özellikleri de hemen göstereceğim. Eğer isterseniz C harfine basıp Enter diyerek komut satırından Circle'ımızı aktif edebiliriz. Öncelikli olarak Circle komutumu girdim. Şimdi benim girdiğim yani random olarak gelen Circle aslında radius değeriyle birlikte geliyor. Yani şu. Ben bunu seçtim. Sonrasında kendime bir yarı çap belirleyeceğim. Örneğin yarı çapının 50 olmasını istiyorum. Bu yarı çap değeri girerek oluşturduğumuz circle. Daha sonra center diameter seçebiliriz. Diameter da çap demek. Tekrar bir merkez noktası belirliyorum. Bu sefer çapla giriyorum. Diğerinde yarı çapı 50 olarak işaretlemiştik. Bunda da çapımızı 100 olarak işaretliyoruz. Çapımızı 100 girerek oluşturduğumuz circle bu. Yarı çapımızı 50 girerek oluşturduğumuz circle bu. Şimdi birden fazla circle var. Daha doğrusu bu çap ve yarı çap değerleri arasında komut satırından da geçiş yapmak isteyebilirsiniz. Daha kolay olur çünkü hani buraya gidip tek tek seçmek yerine tekrar circle'a basıyorum. Şimdi burada 3 point, 3 point tane tane radius'um var. Onlara birazdan geleceğim. Öncelikli olarak kendime bir merkez noktası belirledim. Şimdi bunun random gelen özelliğinde circle'ı yarı çap olarak alırız. Ama gördüğünüz gibi komut satırında diameter yazıyor. Bunu çevirebilirsiniz. Mavi renkli olan harfi komut satırından girip bunu onaylayabileceğimiz anlamına geliyor. Şimdi ölçümüzü diametre yani çapa almış olduk. Tekrar 100 birimlik bir çap girebiliyoruz. Mesela bunu seçtim. Taşımak istiyorum. Tutup taşıyorum. Gördüğünüz gibi bizim orta modumuz açık kalmış. Tekrar F8'e basıp orta modumuzu kapatabiliriz. Taşıma işlemimizi böylelikle yapabiliriz. Taşıma komutları, rotate, scale onlara geleceğiz. Bir diğer circle özelliği. Two point, three point, tan tan radius, tan tan tan. Öncelikli olarak two point belirleyelim. İlk olarak bir tane line çiziyorum kendime. 100 birimlik bir line çiziyorum. Escape'e basıp komutumdan çıkıyorum. Şimdi iki noktası belli olan bir daire çizeceğiz. Öncelikli olarak noktalardan bir tanesini tutuyorum. Yani bu endpoint'i yakalamak için obje snap'tan yani o snap'tan midpoint, endpoint, center gibi özellikleri eğer açarsanız sizin için oluşturduğu hayali çizgilerle birlikte çok daha rahat çalışabilirsiniz. İki noktalı circle çiziyorduk en son. Endpoint'i tutuyorum. Sonrasında bir sonraki noktayı işaretleyip tıklıyorum. Ve size line'ınızı çap değeri olarak aldığı gibi görünen bir circle çiziyor. Şimdi tekrar line'ımla bir çizim daha yapacağım. Şimdi 0 derecede, 0 derecelik açıyla 100 birimlik bir çizim yaptım. Escape'e bastım, çıktım. Tekrar line. Midpoint'imi tutuyorum. Bunu aşağı doğru 50 birim indiriyorum mesela. Şimdi circle'da 3 point olanı seçeceğiz. Bizden 3 tane noktayı seçmemizi istiyor. Birinci noktaya tıkladım. İkinci noktaya tıkladım. Ve üçüncü noktaya tıkladım. Ölçü değişir. Burada önemli olan circle'a eğer 3 nokta giriyorsanız Circle'a ayrıyetten bir çap ya da yarı çap değeri atayamıyorsunuz. Yani sizin belirlediğiniz 3 nokta içerisinde kendisi hesaplayıp bu daireyi oluşturuyor belli bir yarı çapıyla. Şimdi tan tan radius'a bakalım. 2 T noktası seçip bir de yarı çap giriyoruz. Öncelikli olarak birinci T noktamı seçtim. İkinci T noktamı seçtim. Şimdi benden yarı çap girmemi istiyor. Yarı çap giriyorum ve girdiğiniz yarı çapa İki noktayı teğet alarak yeni circle'ınızı oluşturuyor. Şimdi bakalım tan tan tan. Yani 3 tane teğet noktası gireceğiz. Burada herhangi bir ölçü giremiyoruz. Yani kendisi 3 teğete en uygun olacak şekilde bunu ayarlıyor. Mesela şunu da şuraya alalım. Tan tan tan. Özelliğimi seçtim. Birinci teğet noktamı burası versin. İkinci teğet noktamı burası versin. Üçüncü teğet noktamı da burası versin.
Kendisi otomatikman herhangi bir sizin ölçü girmenize gerek kalmadan seçtiğiniz 3 noktaya teğet geçecek şekilde circle oluşturuyor. Circle komutlarımız böyle. Çizimden çizime, kullanım alanından alanına değişir. Zaten ileride daha detaylı örnekler yapıp bunları iyice pekiştireceğiz. Circle komutumuz böyleydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.